Selam herkese, biz şu an Didim'deyiz. Didim denince ilk akla gelen deniz ve güneş olsa da biz bugün Apollon Tapınağı'na geldik. Apollon Tapınağı antik çağın en önemli 3 tapınağından birisi. Diğer ikisi Samos'taki Hera Tapınağı, ikincisi Miletos'taki Artemis Tapınağı ki dünyanın 7. harikası olarak tanımlanıyor ve Apollon Tapınağı. Apollon Tapınağı'nın en önemli özelliklerinden birisi burada kehanet yapılması. Komşu ülkelerden, hatta dönemin Mısır firavunları bile buraya kendileri hakkında kehanette bulunulması amacıyla gelmişler. Apollon Tapınağı'nın hemen girişinde sizi Medusalar karşılıyor. 3 tane kız kardeş biliyorsunuz belki. Kendilerine bakıldığında insanı taşı çeviren mitolojik karakterler bunlar. Buraya konmalarının sebebi ise mekan kutsal olduğu için tabi burayı koruma amacıyla koymuşlar. Burada da hemen girişte adeta Didim'in de sembolü olan Medusa başı sizleri karşılıyor. Oldukça önemli bir sembol. Medusa ayrıca biliyorsunuz yere batan sarnıcında da sarnıcın en sonunda bir tane ters, bir tane de yan koyulmuş şekilde bulunmaktadır. Yine de orada da muhtemelen oradaki mekanı kötü güçlerden korumak amacıyla koyulmuş. Hatta dönemin Yunan askerleri kalkanlarına Medusa resimleri çizerek kendilerini savaşta koruduklarına inanıyorlarmış. Yani tılsım büyü gibi bir şey Medusa onlar için. Peki o zaman Medusa'nın koruyuculuğu eşliğinde geziye devam. Evet, Apollon Tapınağı'nın girişine doğru ilerliyoruz. Görkemli merdivenler. Bu kısmı güney tarafı tapınağın. Miletos'tan ta buraya kadar 16 kilometrelik bir yol geliyormuş, kutsal bir yol. Burası ayrıca aslında bir yerleşim yeri değil, sadece tapınak bölgesi. Didymaion diye geçiyor. Didymaion, ikiz, Aramca Tomae'den geliyor, ikiz demek. Neden ikiz? Miletos'taki Artemis tapınağıyla burası eş olarak düşünülüyor. Çünkü Apollon ve Artemis ikiz kardeşler, Zeus'un ve Leto'nun çocukları. O yüzden buraya da Didymaion, yani ikiz ismi veriliyor. İşte bu görkemli merdivenlerle başlıyor bu tapınak. Milet'ten buraya kadar 16 kilometrelik kutsal bir yol var. Oradan kortejler eşliğinde, kurbanlarıyla, işte hediyeleriyle, küçük heykelcikleriyle bu tapınağa geliyorlar. Söylediğimiz gibi kehanette bulunulması için kendileri için. Şimdi yavaş yavaş merdivenlere çıkalım, hatta sayalım kaşlarını. 1, 2, 3, 12, 13. Evet, 13 tane. Niye saydım? Çünkü Apollon bir güneş tanrısı. Ve güneş tanrıları için genelde 12 sayısı ya da 13 sayısı çok önemli. 12 niye önemli? 12 burçtan dolayı 13. de muhtemelen kendisini temsilen yapılmış 13. kat. Hemen burada muhteşem kabartmaları görüyoruz. Yine ikizler burcunu temsilen yapılmış olabilecek bir kabartma bu. İkizler burcu da Artemis ve Apollon ikiz olduğu için Castor Pollux, Romulus Romulus gibi paganlar için önemli bir burç. Kehanet amacıyla buraya gelenler tabi bodoslama paldır küldür gelmiyorlar. Tapınağa bir kurban sunmak zorundalar. Bu kurban boğa oluyor, daha küçük baş hayvanlar oluyor ya da başka daha çeşitli hayvanlar oluyor. Yalnız bu kurbanların da hemen kabul edilmesi söz konusu değil. Muhtemelen şu kısımda, orta kısımda kutsal bir suyla yıkanıyor bu hayvanlar, kurbanlar. Eğer hareket ederse kutsal suyla yıkandığında kurbanı Apollon'un kabul ettiği düşünülüyor. Hareket etmezse de kurbanı kabul etmediği düşünülüp başvuran kişi hakkında kehanette bulunulmuyor. Böyle de bir sistemleri var. Gelsin kurbanlar, gitsin hediyeler şeklinde. Sütunların altında ve bu giriş bölgesindeki duvarların yine alt taraflarında yılan derisi desenli kabartmalar var. Bu da muhtemelen burası Apollon'a, yani asıl güneş tanrısına ait olduğu için
Yılan da bir anlamda güneşin sembolü. Özellikle uzak doğuda güneşi temsil ediyor. Yılan, ejderha. Onunla bağlantılı olabilir. Burası da muhtemelen gelen kurbanların o kutsal suyla yıkanıp işte kabul olursa kesildiği, yani kurban edildiği, olmasa da geri çevrildiği mekan olması lazım. Kapatılmış. Bu arada kutsal yoldan bahsetmiştik. Bu kutsal yolun son 2 kilometresi buranın yönetimindeki ranketlerin büstleri, heykelleri, ayrıca dönemin önemli kişilerin heykelleri, aslan heykelleri bile süslüymüş. Ama 1800'lerde Newton isminde bir arkeolog gelip bu heykellerin hepsini İngiltere'ye götürmüş. Şu an British Museum'da sergileniyormuş. Düşünün, 2 kilometreyi kaplayacak sayıda heykelleri adamlar İngiltere'ye taşıyabiliyor. Maalesef bu işler böyle. Yemeğinin malını yiyorlar. Tapınağın ön tarafı olsun, çevresi olsun, sütunlarla kaplıymış. Tabi bu sütunlar bir zamanlar devasa yüksekliklerde, mesela şurada sağ kalan bir tane var, 20 metre yüksekliğindeymiş. Yalnız şundaki işçiliğe bakar mısınız ya, o oymalar nasıl bir emek ve sabrın eseri. Evet, şu anda çoğunun sağ kalamadığını görüyoruz. Bunun sebebi ise 1493 yılında, yani İstanbul'un fethinden 40 yıl sonra Ege'de yıkıcı bir deprem meydana geliyor. Ve maalesef bu tapınak o depremde biraz bütünlüğünü yitiriyor. Bu arada şöyle, baksana burada, bunu da göstereyim, svastikalar var. Yani o bildiğimiz Nazi simgesi aslında, ama Nazi simgesi değil aslında tabii o. Güneşi temsil eden bir simge. Burada da sonra görüyoruz. Evet, Naziler çalmış mı? Aynen. Yani Orta Asya'da Türklerin bile kullandığı asıl, hatta Türklerden geldiği söyleniyor. Ama Naziler sahipleniyor tabii. Şimdi sadece Nazi Partisi'nin sembolü olarak biliniyor. Gerçekten o devirde bu sıcakta bu devasa taşları nasıl oymuşlar ve nasıl yapmışlar? Ha, bu arada bu taşlar Bafa Gölü'nden getirilmiş. Yani yakınlardaki taşlar da değil. Bafa Gölü de buraya kuş uçumu bile en az 20 kilometre. Arabayla gittiğimizde 40 dakika falan sürüyor herhalde Bafa Gölü'nü bulmak. Oradan getirmişler mermerleri, kayaları. Gerçekten inanılmaz. Evet, şu yolda aslında çift sıra şeklinde sütunlarla kaplıymış ama sadece sütunların zeminleri kalmış. O yıkıcı deprem hepsini alt etmeyi başarmış. Şöyle sağ kalabilen bir tane ve şurada bir simge şeklinde çift bir sütun hala duruyor. Evet, inanılmaz gerçekten. Hala bile etkileyici. O dönemdeki halini düşünemiyorum şu anda. Şurada da parçalar. Karşıda yine Medusa başları var, görünüyor mu? Ha evet. Bayağı bir Medusa. Burası tapınağın giriş bölümüydü. Buraya gezdik. Şimdi sağ ve solda iki tane geçit var. O geçitlerden asıl kehanet yapılan bölüme geçeceğiz. Benim buradan gördüğüm şu insanlar geleceği öğrenme merakına binlerce yıldır engel olamıyorlar demek ki. O kadar törenlerle geleceği öğrenmek için tabureye geliyorlarmış. Yani bu tapınağın bu noktaya yapılma sebebi de buraya bir meteor düştüğüne ve meteor düşen yerinde o zamanlar kutsal bir yer olduğuna inanılıyormuş ve o yüzden bu tapınak buraya yapılmış. Ve burada kahinler asla yanılmazlarmış. Aslında bu yanılmamalarının da bir sırrı var. Sırrı ise şu: hiçbir zaman kehanet isteyen kişiye açık seçik net bir bilgi vermemeleri. Muğlak ifadeler söylüyorlarmış ki öyle ya da böyle kehanetleri bir şekilde doğrulanıyor. Mesela Lidya Kralı, yani bizim hepimizin Karun ismiyle bildiğimiz kral buraya geliyor. Ve Perslerle bir savaşa gireceği için savaşa girsem mi girmesem mi bununla ilgili bir kehanet istiyor. Buradaki kahinler ise ona diyorlar ki bu savaşa gir, bu savaşa girmen sonucunda bir imparatorluk yok olacak. Doğal olarak o da düşünüyor ki yani savaşa girdiğimde karşı tarafı yok edeceğim. Ama maalesef
savaşa giriyor ve savaşı Persler kazanıyor. Ama sonuç olarak bir imparatorluk yıkılmış oluyor. Yani kazanan kendisi olmasa da kazanan aslında buradaki kahinler oluyor. Öyle ya da böyle sonuçta bir imparatorluk yıkılıyor ve söyledikleri çıkmış oluyor. Şimdi ön bölümden artık dar geçitle asıl olayın olduğu gizemli bölgeye, kehanetin yapıldığı alana geçebiliriz. Şimdi bizi kehanet alanına bağlayan geçide geldik. Yalnız şöyle bir detay var. Eskiden halk bu geçitten geçip kehanet alanına gidemiyormuş. Ama bugün şanslıyız. Sıradan bir halk olarak orayı geçip kehanet alanına gideceğim. Gizem başlasın. Evet. Sen bir de oradaki atmosferi de istersen bir anlat. İçeride bizi neler bekliyordu o dönemlerde? Evet. Buraya bir meteor düştüğüne inanılıyor. O muhtemelen tapınağın ortasında bir çatlak var. Bu çatlak da aslında bir fay kırığı. Ve o fay kırığından sıcak sular yükseliyor. Sıcak sularla beraber tabii suların dumanı kükürtlü bir şekilde. Ayrıca farklı gazların da o suya karıştığı söyleniyor. Ve bu kükürtlü su ve çeşitli gazları soluyan pityalar, yani kahinler, şu gördüğümüz orta bölgede bulunuyorlar. Asıl kehanet yapanlar onlar. Bu orta bölgede şu an yok tabi ama daha küçük bir tapınak varmış. Nikos denilen. Yine daha daha küçük sütunlarla çevrili. Hatta içinde de büyük 5-6 metrelik bir Apollon tapınağı Apollon heykeli varmış. Bronzdan. Persler burayı ele geçirdiklerinde Apollon heykelini Perslerin o zamanki başkenti Ekbatana'ya kadar götürüyorlar. Tabii buranın halkı buna çok üzülüyor. Daha sonra İskender burayı kurtardığında İskender'in komutanlarından biri, Suriye komutanı, bu Apollon'un bronz heykelini buraya tekrar getiriyor. O yüzden hatta İskender'e Apollon'un oğlu lakabını takıyorlar bu olaydan sonra. Yani kısacası kehanetlerin yapıldığı yer burası. Temenos denilen bu dört duvarla çevrili açık alanın ortasındaki bölge. Kahinler üç ayaklı taburelerin üzerinde burada oturuyorlarmış. Muhtemelen o kutsal su buradan çıkıyordu. Evet, aslında hayal etmesi zor değil. Bu taşların hepsinin yerine koyulup sıcak suların çatlaklardan sızdığı, belki tek bir yerden de değil, birçok yerden sular geliyordu. Sisli ve evet, gizemli. Evet, sisli, gizemli bir ortam. Geleceği merak eden insanlar kapıda bekliyor. Aynen. Ama tabii ki o kadar çaba boşunaymış ya. Kendi geleceklerini görememişler. Her kahin gibi. Buranın arka tarafı da bu şekilde. Muhtemelen sunulan kurbanlar şu ortadaki bölümden itibaren buraya alınıyordu. Ve yukarıda kurban ediliyordu. Ya da aşağıda kurban ediliyordu. O konuda pek bir bilgimiz yok açıkçası. Şunlar kutsal suyla... Onlar sütunların başlıkları. Başları, sütunların evet. Başlıkları. Başlıklarda da çok güzel kabartmalar var gerçekten. Burada grifonları görüyoruz. Korkunç yaratıklar. Gökyüzü ve yeryüzü krallığının temsili muhtemelen bunlar. Hem yerde yaşayan güçlü bir hayvana benziyor. Hem de kanatları var. Yerde gökte benim diyor yani. Tapınağın konumuyla ilgili diğer bir hikaye de şöyle. Güneşin tanrısı olan Apollon bir defne korusunda Brankos isminde bir çobana rastlıyor. Ve bu çobanın dürüstlüğünden çok etkileniyor. O yüzden bu çobana kehanette bulunmanın sırlarını öğretiyor. Daha sonra burada kehanete devam eden kahinlerin o çobanın soyundan olduğuna inanılıyor. Ve kehanet sırasında o sülfürlü su kafalarını güzelleştirirken biraz daha güzel olsun diye defne yaprağı çiğniyorlarmış. İşte defne yaprağının mantığı da bu. Bir defne korusu olması ve bir su kaynağı olması burayı o şekilde bir tapınağa dönüştürmüş.
Evet, bu da diğer çıkış ya da giriş, tam bilmiyoruz tabi. Duvarlarda oyvalar var. Muhtemelen ya kandil koymak için, ama kandil koymak için biraz küçük gibi görünüyor. Belki yaşlı rahibelerin bu tünellerden geçerken kayıp düşmemeleri için tutamaçlar. Harfler var, değişik anlamına geliyorsa. Ve enteresan kabartma şekilleri, yani oyma değil mi? Bu harfler sanki buraya baştan kazınılacağı düşünülmüş ve bu bölgeler kabartma şeklinde bırakılmış. Şurada bir fi harfi var. Evet, kehanetlerimizi aldık, gidiyoruz. İyiymiş. Gerçi kehanetler pek bir işe yaramadı, o kadar muğlak ifadeler ki. Gelecekle ilgili şu an hiçbir fikrim yok. Evet, bize torpil geçmediler. Gerçi onlar bir şekilde yine bilmişlerdir ama bizim işimize yaramadı. Biz anlamadık. Olsun, sadece giriş ücreti vermiş olduk. O da çok bir şey değil zaten. Öğretmen değilseniz 25 lira mıydı? Evet, giriş kişi başı 25 lira. Müze kartınız varsa ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Eğer öğrenci ve öğretmenseniz ücretsiz bir şekilde buraya gezebilirsiniz. Yalnız öğretmen kartınızın mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Başka herhangi bir belgeyle, öğretmen evet, olduğunuzu belgeseniz de maalesef geçerli olmuyor. Yemiyorlar, illa kart istiyorlar. Ama müze kart da gayet mantıklı. 60 lira veriyorsunuz. Şu an tabii seneye ya da sonra ne olur bilmiyoruz ama şu an 60 lira Türkiye'deki 300 tane müzeyi ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bu arada gördüğümüz bu taşlar yerine koyulmamış olan Apollon Tapınağı'nın taşları. Ha, bu da bir de burası hiçbir zaman tamamlanamamış. Ha evet, burası doğru. Hiçbir zaman tamamlanamamış. Milattan önce 8. yüzyılda başlıyor yapımı. Ama milattan sonra 4. yüzyıla kadar mütemadiyen inşa ediliyor ama bir türlü tamamlanamıyor. Yeri geliyor savaşta yıkılıyor, harap oluyor. Yeri geliyor depremde çöküyor. 1493'te olduğu gibi. Bir türlü tamamlanamamış. Zaten tamamlansaydı Artemis'teki Miletos'taki Artemis Tapınağı 7. harikayken buranın da 8. harika olacağını söylüyorlar arkeologlar. Nasip değilmiş. Evet. Gerçekten çok görkemli. Yani bu sütunların hepsinin ayakta olduğunu düşündüğünde insan gerçekten etkileniyor. Antik çağların en önemli 3 tapınağından biri olan Apollon Tapınağı gezimizin sonuna geldik. Bu müzeye giriş ücretli, kişi başı 25 lira. Yalnız müze kart çıkartabiliyorsunuz 1 yıllık. Onunla ücretsiz gezebilirsiniz. Evet, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.